Oyun Bozan'dan selamlar. Euro 2020'ye, B grubuna, Belçika kariyerine hoş geldiniz gençler. Kariyerler çok güzel ilerliyor. Gerçekten ilginizden dolayı sonsuz teşekkürlerimi bir kez daha sunuyorum. Danimarka'ya da Eriksen adına gerçekten geçmiş olsun diliyorum. Umarım tekrardan sahalara döner. Ama hayati olarak sıkıntılı bir durumsa gerçekten dönmesini istemem. Önce sağlık. Belçika'nın kadrosu bu şekildeymiş gençler. Gerçekten çok farklı bir taktikle oynuyorlar. Yani biz de o taktiğe göre uyum sağlamaya çalışacağız. Formalar da güzel duruyor. O zaman mücadeleye başlıyoruz. Belçika Danimarka mücadelesinden herkese selamlar. Danimarka'nın kaptanı Kjær, Eriksen'e yaptığı ilk müdahale sonunda hayatını kurtaran futbolcu, ona dünyaca minnettarız. Kadrolar karşınızda. Belçika Lukaku ile gol arayacak. Yanında da Hazard var. Danimarka'nın hücum hattında Dolberg ve arkasında Eriksen ile gol aramaya devam edecekler. Umarım güzel bir mücadele olur. İki taraf adına centilmence bir mücadele olması dileğiyle. Mücadeleye başlıyoruz. Hazard, Witzel, Denayer, Tielemans. Hazard'a geçer mi? Tielemans alırsın onu. Tielemans'ı durdurdular. Kayer pası Vasa. Çok uzun bir top attılar ama Dolberg'e gelmedi top. Vertonghen. Lukaku. Lukaku'nun önüne çok iyi girdiler. Gerçekten çok iyi tuttular Lukaku'yu. Müthiş bir ara pası Skova. Kanattan iyi geliyor. Orta açtırmayın. Denayer. Yok artık, Dolberg o kafa vuruşunu nasıl gerçekleştirdi? Hazard. Tielemans. Kevin De Bruyne. Witzel. Vertonghen. Danimarka çok iyi kapanıyor. Kevin De Bruyne'a gelmiyor pas. Witzel araya çok güzel girdi. Ama
Kevin De Bruyne tekrar aynı şekilde içeri kaçamadı. Lukaku ile çok kötü bir şut. Kevin De Bruyne'ı kaçırabilseydik ya da kendi bir kaçabilseydi müthiş bir atak olacaktı ama iki kere bekledik. İkisinde de bizi yanılttı. Eriksen. Eriksen geri kaçtı. Dolberg. Dolberg'in kafa vuruşu. Müthiş kafa vuruşları var adamın. Kaleci son anda çıkarttı. Gerçekten Danimarka çok iyi geliyorlar. Özellikle hava toplarında çok hakimler resmen. Haydi Eriksen. Bir kafa vuruşu daha dışarı gitti. Danimarka resmen havadan yardırıyor resmen. Witsel. Tielemans. Çok etkili ataklarımız şu ana kadar yok. Çünkü çok iyi kapatıyorlar. Hazard. Tielemans. Kevin De Bruyne. Lukaku'ya pas. Ya Kevin De Bruyne gerçekten çok kötü oynuyorsun be güzel kardeşim. Yani nasıl başarıyorsun bu kadar güzel oynamayı? İroni yapıyorum. Anlayamadım bir an. Alırız onu. Çok güzel. Alamadık. Dolberg bugün kesinlikle bize bir kafa vuruş atacak. Adam her yerden çıkıp o kafa vuruşunu bir şekilde vuruyor. Burada da topu nasıl alamıyoruz? Yani bu adamlar nasıl bu şekilde oluyor? Çok çözemiyorum yani. Denayer'de şu adamı tutacak inşallah. Yani adamlar bizden çok daha etkili. 4 şutları var. Kaleyi bulan 1 şutları var. Bizim kaleyi bulan şutumuz yok. Çünkü biz kaleye gidemiyoruz. O kadar kötü dağılıyor ki. Özellikle Kevin De Bruyne. Yok. Yok ya. Yani. Boşuna oynuyor bugün resmen. O zaman biz de onu ikinci yarı çıkartacağız. Biraz taktikte değişiklik yapabiliriz. Yani verim alamıyoruz yani. Kevin De Bruyne diye bir oyuncu şu an için bu maçta yok maalesef. Yetişemedik. Tielemans. Hazard. Lukaku. Çık dışarı. Kevin De Bruyne ona da yetişemedi. Witsel. Hocam ya hava topu top sekiyordu zaten yerde. Hadi gençler ikinci yarıya güzel başlayalım. Hazard. Lukaku. Lukaku'dan Kevin De Bruyne. Kaleciye müthiş çıkardı bunu da. Güzel. Biz de hızlanmaya başladık. Umarım böyle daha da böyle yakarız ortalığı. Carrasco. Gençler bir desteğe gelseniz. Hazard. Lukaku 1-0. Helal olsun. Çok net bir vuruşla 1-0 Lukaku'nun golüyle öne geçtik. Danimarka kilidi açana kadar biz açmayı başardık. Delaney. Denayer günün etkisiz oyuncularından biri. Dolberg'i kesinlikle hiçbir şekilde tutamadı. Lukaku. Lukaku o şutu çekseydi 2-0 an meselesiydi. Lan orada bir sürü adam var. Lukaku'yu niye koşturuyorsunuz?
Danimarka geriye yaslanmaya başladı. Yetişemedik. Ters kanada dönüyorlar. Witsel'le müthiş girdi karaya. Haydi Witsel. Kontra atak olur mu? Lukaku. Kevin De Bruyne. Top bizde kaldı. Çok güzel ama kalmadı. Lan Hazard niye vurmadı topa? Haydi Tielemans. Hazard. Hazard'ın şutu dışarı. Güzel bir deneme oldu ama maalesef golü bulamadık. Dakika 82. Bir oyuncu değişikliği yapalım. Hazard yolmuş. Şimdi onun yerine Mertens alıyorum. Şöyle Mertens'e değiştirelim. Hazard'ın yerine Batshuayi alıyorum. Tielemans yorulmuş. Onun yerine de Dendonker alalım. En azından orta bölge biraz son dakikalarda daha güçlü kalsın. Lukaku çok güzel. Ama orada Carrasco o kadar tuhaf işler yaptı ki. Mertens. Mertens'ten Batshuayi'ye çok kötü bir arpası. Batshuayi koşamadı. Witsel bizim o. Çok güzel Lukaku. Lukaku vuramadı. Orada herkes bıraktı topu. Ne oluyor oğlum yine? Ama çok pas yapıyor Danimarka gerçekten. Yok artık Lukaku. Bitti. Evet gençler, mücadeleyi 1-0 kazandık. Belçika'yı tebrik ediyorum. Tabii ki Danimarka'yı da çok güzel goller kaçırdılar. Ki atsaydılar bayağı etkili olabilirlerdi ama kaleyi tutturamadı. Dolberg özellikle 3 tane kafa vuruşu dışarı gitti. Evet gençler, şimdi ikinci mücadeleler sonunda sonuçlar ortada. Galleri 1-0'la geçmiş Türkiye ama gerçek hayatta maalesef 2-0 kaybettik. İtalya da İsviçre'ye 1-0 kaybetmiş. İtalya akşam 3-0 kazandı. Biz 1-0 kazandık. Rusya Finlandiya mücadelesi 3-0. Okey. Gerçek hayatta da 3-0 bitmişti. Avusturya, Hollanda, Ukrayna ve Makedonya maçları bugün ekranlarda olacak gençler. Onları da izlemeyi unutmayın. İngiltere 4-2, Hırvatistan 3-0. İspanya 2-0'la, İsveç 2-0'la, Fransa 1-0 ve Portekiz Almanya'yı 2-0'la geçmiş. Finlandiya Belçika maçına hoş geldiniz. Bu maçı hangi günse biz de o gün oynayacağız. Bunu biliyorsunuz gençler. Euro 2020 ile alakalı farklı videolar çekmemi istiyorsanız bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butona tıklayarak abone olabilir ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir sonraki Euro 2020 videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyun bozanla kalın.